Selamlar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sütçü geldi, süt aldım 9 kilo kadar. Yoğurt yapacağım Allah'ın izniyle. Sütümü ocağa koydum. İlk önce bir karıştıralım. Altı üstü birbirini bir bulsun. Bunu üstüne korsanız sütünüz taşmaz. Kaynar. Havalanır, taşmıyor mu? Böyle kalıyor. Sütümüzü 3-4 kere böyle karıştırıyorum. Piştiği zaman. Şu an pişmek üzere. Sütüm pişti. Sütümü kapatıyorum. Evet, sütümü aldım ocaktan. Altına sofra bezi serdim size. Böyle soğumaya bıraktım. Soğuduktan sonra demiş yapacağım.
Evet, şimdi sıra sütümü mayalamakta. Sütüm biraz soğumuştu, onu ısıttım hafiften. Ne çok sıcak ne de çok soğuk, ılık. Sütünüzü sıcak mayalarsanız eşki olur. Biraz ılık olursa tatlı oluyor yoğurtlarınız. Biraz üstünde aldım tabii. Şimdi mayamıza sıra geldi. Böyle iki tane koydum. Bunu güzel çalacağım böyle, çırpacağım. Ben böyle 2 tane toz şekeri atıyorum. Her zaman atıyorum bu toz şekeri. Yoğurdum güzel geliyor. İyice ben çırptım. Yoğurdum mayasını. Kepçe süt koyacağım. Mayamı güzel çırptım yüzüme. Evet, şimdi Bismillah edip burayı zaten açtım kaynaktan. İçinizde dua edin. Güzel. Böyle azıcık aralık bırakıyorum tenceremin kapağını. Tek çektiğim için biraz zor oluyor.
ağırlıkla bıraktık tenceremizi. Bir de naylon üstüne geçiriyorum. Büyük bir poşet. Bismillahirrahmanirrahim. Bırakıyorum. Allah'a emanet üstümüz. Güzel mayalanır. Evet. Evet, şimdi sütümü mayaladım. Güzel sardım. Poşete geçirdim. Bu bunu güzel sıcak tutuyor. Sabaha kadar kalacak. Sabah dönüş yapacağım ben. Evet, şimdi yoğurdumun üstünü açıyorum. Bakalım nasıl tutuş. Maşallah. Güzel tutmuş. Herkesin değişik mayalaması var. Ben hep böyle mayalıyorum. Bu da kaymağımız güzel olmuş. Bazen sütün üzerinde alıyorum. Bazen de böyle alıyorum. Şimdi yoğurdumun ağzını açtım. Yarım saat böyle kalacak. Azıcık. Sonra buzdolabıma koyacağım. Buzdolabına koyduğum zaman da yine ağzını böyle yarım saat kadar açık tutacağım. Ondan sonra ağzını kapalı tutacağım. Unutmadan bir şey daha söyleyeceğim. Püf noktası. Bu bugün açılmayacak. Bugün yoğurdumu kullanmayacağım. Bugün bekleyecek. Yarından sonra artık açabiliriz. Düzgün kalacak yoğurdunuz. Güzel tutsun, kiplesin. Hatta yarın da beklese daha güzel oluyor yoğurt. O kadar mükemmel oluyor ki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Evet, yoğurdum şu an buzdolabında çıkardı. 2 gün kaldı dolapta. Yoğurdumun kaymağı, bu da güzel olmuş, kalıplaşmış. Maşallah yoğurdum taş gibi olmuş. Mükemmel olmuş yani. Bismillah. Edip keseceğim. Yoğurt çok güzel olmuş.
Yoğurdumu aldıktan sonra böyle düzlüyorum, sulanmasın. Takta kaşıkla böyle alırsanız yoğurdunuz hiç sulanmaz. Allah'ın izniyle. Kaymağım gerçekten çok güzel tutmuş. Evet, beni izlediğiniz için herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın.